Gençler Yapı Seramik'ten Furkan Bey'in de hizmetinizde. Gerçekten. Yani şuraya ben gururla girdim. Bizler bundan sonra markayı tanıyacağız. Bizler kaliteye önem vereceğiz. Bizler rastgele yerlerden bir şeyler almayacağız. Çünkü pahalı olan şey ucuz değil. Ucuz olan şey pahalı. Burada kaliteyi görüyorsunuz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bütün hemşerilerden buna katma değer vermesini istiyorum. Buralar bu tür yerlerde müteahhit arkadaşlarımızın alışveriş yapmasını veya işte perakende satışlarını hemşehrilerimizin buna yardımcı olmasını diliyorum. Yani hakikaten İstanbul'da biz ortaklığı, iş adamlığını pek beceremedik. Bu yapılar yeni yeni oturuyor. Mesela işte bir arkadaşımıza bir şey soruyorum. Diyor ki ya anca kamyon şoföründen bu kadar. Değil. Sen yatırımcısın, girişimcisin. Sen ticareti biliyorsun. O vesileyle. Allah muvaffak etsin. Hakikaten hemşehrilerimizin böyle iş yerleri açması, kendi iş yerlerinin patronları olması. Bizlere mutluluk verir. Ha, biz de sivil toplum olarak bunlara bir şekilde destekler vermeliyiz. Yani işte bunu ne bileyim bir kahvaltıda gündeme getirirsiniz. Belki buraya açılışa gelmemiş bir hemşerimize dersiniz ki işte ya bizim kahveyi koyarsınız, bizim bu tür işleri yapan bir hemşerimiz. Bir görüşürseniz, tanışırsanız daha iyi olur. Girişimcilik farklı bir şey. Ya biz Anadolu'dan 1400 kilometreden gelmişiz. Doyduğumuz yer çok önemli. Durduğumuz yer de çok önemli. Neresindeyiz? Ne yapıyoruz? Nereye gitmeye çalışıyoruz? Yani
Girişimciyseniz bu işi götürürsünüz, yürütürsünüz. Girişimci değilseniz Allah korusun, belli bir müddet sonra batar. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Hele bu ortamda ticareti gerektiği şekilde yapmak lazım. Yani şimdi adama soruyorum, 30 tane işçi çalıştırıyor hemşerim. Finans müdürü var mı yok? Muhasebe de ön muhasebe yapan bir muhasebeci mi? Yok öyle bir şey. Kurumsal çalışmak lazım. Siz finans müdürüne 5 lira maaş verirsiniz, onu size getirir. Yıl içerisinde 100 lira, 500 lira. Bundan zarar değil. Bu tür arkadaşlarımıza siz gazeteciler olarak, televizyoncular olarak sizlerin de bu işlerini yapmak lazım. Şimdi sayın başkan. Şimdi sıra geldi sana. Evet şu anda Beyaz Gazetesi sayfası Sayın Sabah Selahattin Bey yanımızda. Evet şimdi senin görüşlerini alalım. Şimdi Sayın Başkan'ın söylediklerine tamamen katılıyorum. Katılmamak derde değil bunun için. Dediği gibi biz Erzurum camiası olarak birbirimize tutkunluk olmak zorundayız. Biz niye? Her zaman için Erzurumlu bir adım ileride olduğu zaman geri adımda olduğu Erzurumlar her zaman faydası olur. Onun için biz birbirimizi tutkun olarak, biz basın camiası olarak biz sesimizi duyurmakta mükemmeliz. Biz madde olarak herhangi bir katkımız olacak diyorsak yalan olur. Biz de bir internet üzerinden yayın yaptığımız işte Gündem 34 televizyonu, benim Aydos TV televizyonumuz veya Sayfa Gazetesi, Anadolu Yakası Gündem Gazetesi, Tahsin kardeşimizin Erzurum Gazetesi. Bunlar nedir? Erzurum'un bir sesidir. Biraz önce ben şunu söylemeye çalıştım. Dedim ki bu tür yerde ön plana çıkarırsanız zaten kendiliğinden gelişecek ve size dönüşümü olacak. Şimdi burada basın en büyük güçtür. Evet. Ama bunu Erzurumlar çok duyarlı olması lazım. Bunu bu basının ayakta durması için duyarlı olması lazım. Yeni yeni biz bu işin farkına varamıyoruz. Eğer duyarlı olursalar inanın ki yani sivil toplum kuruluşu olsun, esnaf olsun, her konuda sesini duyduğu anda her zaman ileride yer almasını sağlar. Çünkü yani şurası açılır. Kimsenin haberi olmaz ama 4 tane gazete, televizyon gelirse herkesin. Bugün Yahudinin bütçesinin %95'i reklama ayırmıştır. Biz bunun farkında değiliz. Ya kim okuyacak, kim yapacak? Böyle bir şey yok. Bunu bir idrakine vardığımız zaman hem biz yerel basın olarak bir yerlere geleceğiz hem de bizim Erzurum camiasının sesini duyurarak bir yerlere gelmesini sağlayacağız. Ben bu konuda bir Sayın Başkan'a bir soru sormak istiyorum. Siz Erzurum camiasının sivil toplum kuruluşları olarak bu tür iş yerleri açılıyor. Tabii binlerce iş yerlerimiz açılıyor. Siz de genel olarak sivil toplum kuruluşu olduğunuz için her yere davetlisiniz. Sizin şöyle bir çalışmanız olabilir mi acaba diyorum. İşte Erzurum İşte Horasanlar Derneği'ne üye olan bir insan filan mesele gittiği zaman dernek üyesi olduğu için bilmem şu kadar iskontu. Böyle bir çalışma yaptınız mı, yapmayı düşünüyor musunuz? Mesela bakın o iş... Bununla satışlara teşvik getirecek bir çalışma tabii, olduğu için. Tabii yani evet. Ben şunu söyleyeyim. Mesela Dünya Göz Hastanesi. Biz onlarla bir anlaşma yaptık. Selahattin Bey, üyelerimize %25 iskontoyla muayene ediyorlar şu anda. Durumu iyi olmayan üyeler de kendi bünyelerine muayene ediyor. Bu çalışmalarımız tabii ki devam ediyor. Tabii bunların olabilmesi için bir defa tabanımızın olması lazım. Bizim burada bir tabanımız var, şükürler olsun. Biz burada hakikaten Erzurum'da bize sahip çıkıyoruz, biz Erzurum'da sahip çıkıyoruz. Erzurum'un cenazesinde, düğününde, iyi gününde, kötü gününde, gece saat kaç olursa olsun, mesai vakfını gözetmeksiz. Oralarda oluyoruz. Ama müteşebbis insanların da bu tür şeyler yapmasında bizlere gelirse veya sizler çok önemlisiniz bu konuda. Bizlerden çok sizler önemlisiniz. Basın bu işin olmazsa olmaz ayağı. Reklam bu işin olmazsa olmaz ayağı. Şimdi adam arabasında gidiyor, atıyorum. Medya radyosunu dinliyor. FM'i dinliyor. Orada Mehmet Genç, işte Sultanbeyli'nin bilmem hangi sokağında bir şu işi yapıyor. Adam onu oradan dinlediği zaman kulağına hemen yenir. Diyor ki benim oraya gitmem lazım.
Bu gıda sektöründe de böyle, bu inşaat sektöründe de böyle, bu müteahhitlikte de böyle, bu basında da, basına %100 görev düşüyor. Ya bunun azı çoğu yok, reklamın azı çoğu olmuyor. Ama hakikaten biraz sizlere önem verilirse bu insanlara. Destek verilirse biz de daha iyi duymaz. Bunun başka yolu yok. Kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Siz başbakan olsanız, işte yandaş medya diyorsanız. Mesela, birileri onları bir yerlere empoze etmezse, anlatmazsa kim nereden bilecek? Bir yerden bilen yandaşların şeyi. Evet. O yüzden basın bu işin %100 ayağı. Televizyon, radyo, gazete, şu bu neyse, biz hangi imkanlara sahipsek ki şu anda çok şükür iyi imkanlara sahibiz. Ey Rabbim muvaffak edecek. Bu tür iş yerlerinde daha fazla olması temennisiyle size de çok teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Bey, Sayın Bey, Ali Bey. Çok teşekkür ederim. Sizden ricamız son olarak. Sizin basına karşı duyarlı olduğunuzu şu anda evet. Gördük. Çok teşekkür ederiz. Erzurum basın camiası altına. Bu yıllarda böyle olmuştur yani. Basınsız ben inanın ki gazetecisiz bir toplantıya katılmamışım. Bir arkadaşım var. Erzurum camiası basın adına size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bu duyarlılığınızı her yerde desteklemenizi istiyoruz. İnşallah herkes sizin gibi duyarlı olursa sesimiz daha iyi duyulur, biz de ayakta dururuz. Sesi duyulmasına daha da çok yardımcı olur. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Ali Bey'e de çok teşekkür ederim. Ali Bey'e de teşekkür ederim. Güzel görüşlerinden dolayı.